الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم değerli kardeşlerim. Tesettür hakikati ile ilgili mütalalarımıza devam ediyoruz inşallah. Tesettür hakikati ile ilgili muhtelif eser ve şerhlerden sizlere bilgiler aktaracağım. Bu aslında elimdeki şerh Risale-i Nur'daki tesettür hakikatine ait bir, Risale-i Nur'daki tesettür risalesine ait bir şerh. Böyle birkaç tane şerh var piyasada. Onunla ilgili, onun üzerinden ve diğer şerhler üzerinden, yanımda bulunan onlar üzerinden devam ediyoruz inşallah. Kaldığımız yerden. Şöyle bir dipnotumuz, ihtarımız var. Peygamber aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere sahabe-i kiramın erkeklerini tesettürsüz kadınlarla konuşmaları ve başta ezvacı tahirat olmak üzere sahabe-i kiramın hanımlarının tesettürsüz erkeklerle konuşmaları ile alakalı hadis-i şerifler ve tarihi vakalar daha tesettür emri nazil olmadan önceki devreye aittir ve bu hüküm tesettür ve hicab ayetleriyle mensuh olmuştur değerli kardeşlerim. Yani siyer kitaplarında, tarihi rivayetlerde veya hadis-i şeriflerde okunan bu türlü münasebetler, kadın erkek münasebetleri tesettür ayetinden önce olanlar. Zaten sonra olanlar da yine rivayet ve tarihi şeylerde fark ediliyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Nebi-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Tirmizi ve İbni Hibban'ın sahihlerinde bu var. Kadın avrettir. Yani dışarı çıktığında şeytan onu gözetler ve fitneye sevk eder. Kadının Rabbinin rahmetine en yakın olduğu hal evinin içinde bulunduğu vakittir. Söz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ait. Demek ki kadın zaruret hali olmadan dışarı çıkmayacak. Çıkacaksa da fitneye sebep olmayacak şekilde yine ifade ettiğimiz ve edeceğimiz hadis-i şerifler beyanında çıkacak. Yukarıda bahsi geçen ayet-i kerimeler ve Tirmizi ve İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği hadis-i şerif gibi bu konudaki sair ehadis-i nebeviye kadınların yuvalarında kalmalarını, zaruret ve ihtiyaç olmadıkça erkeklerin içine karışmamaları gerektiğini ve dışarı çıktıklarında namahrem erkeklere karşı çarşafa yahut cilbaba bürünmeleri gerektiğini emretmektedir. Üstad Bediüzzaman Saydusi Hazretleri bu ayeti kerimelerin ve ehadisi nebeviyenin hükmüne dayanarak Lemaat adlı eserinde kadınların yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkardığını, yuvalarına dönmeleri gerektiğini söylemiş ve tesettür risalesinde kadının siperi ve kalası, korungahı, korunma yeri, siperi ve kalası, çarşafı ve cilbabı olduğunu beyan buyurup kadının namahrem erkeklere karşı çarşafa bürünerek örtünmesinin hem emri ilahi hem de kadının fıtratının müktezası olduğunu izah etmiştir. Hem kadınların hürmetleri, siyanetleri, korunmaları, dünya ve ahiret saadetleri ancak evlerinde kara kılmalarıyla mümkün olduğunu dedik ya. Pergelin bir ayağı sabite, sabit ayağı evinde kadın merkez, merkez üstü kadının evi, evde kadın merkez, merkez üstü kadının evi. Bu merkez üstünün sabitesi pergelin sabit ayağı, diğer ayakta zaruret halinde kullanılan hizmet için, imana ve Kur'an'a hizmet için kullanılan pergelin diğer ayağı ve zaruri haller. Dünya ve ahiret saadetleri ancak evlerinde karar kılmalarıyla mümkün olduğunu, tebezzül ve teberrüç yani açılıp saçılmak ve tesettürü ref etmek suretiyle erkeklerin içlerine karıştıkları takdirde iffet ve namuslarının paymal olacağını bu surette su-i ahlaka ve fuhşiyata sebep olacaklarını ilmen ve hikmeten izah ve ispat etmiştir. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri bu manayı nazara vermiş, nazara verdiği manada tahakkuk etmiş değerli kardeşlerim. Yani demir sebat kararı lazım, kadın dışarı çıktıktan sonra dayanabilsin, iffetini, namusunu, edebini, ahlakını muhafaza edebilsin, ilmen ve hikmeten izah ve ispat etmiş bu manayı. Bugünkü hali alem, bilhassa memleketimizdeki açık saçıklık bu.
Bunun neticesi olarak meydana gelen sukutu ahlaka örnektir ve şahittir değerli kardeşlerim. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretleri ehli sünnet ve ehli sünnet olmayan mezheplerin yani Mutezile gibi, Şia gibi ve Vehhabilik gibi ittifaken şer'i tesettür olarak kabul ettikleri elbisenin cilbap veya çarşaf olduğunun farziyetini hikmetleriyle beraber eserlerinde izah ve ispat etmiştir. Başörtüsü artı ceket, manto gibi şeyler tesettür-ü şer'i olarak asla Bediüzzaman Hazretleri tarafından kabul edilmemiş. Kadınların manto giyip başörtüsü takmak suretiyle tabi cilbap tanımına uymayacak şekilde daha cazibedar bir hale gelip erkeklerin bulunduğu meclislere, sempozyumlara ve konferanslara katılmalarına da asla Bediüzzaman Hazretleri fetva vermemiştir değerli kardeşlerim. Haremlik ve selamlığı ortadan kaldırmamış, bilakis kadınların yuvalarında kalmalarını dışarıya çıktıkları zaman ise hicab-ı şer'i olan çarçafa, cilbaba bürünmelerini emretmiş, müdafaa etmiş, Kur'an'ın bu farz hükmünü bu şekilde hikmetle ispat etmiş. Malumdur ki kadınlara çarşafı, cilbabı farz kılan cilbab ayeti nazil olunca başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı tahiratı olmak üzere bütün sahabe-i kiramın hanımları ve onlardan sonra gelen bütün Müslüman hanımları Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle 1350 sene boyunca bil fiil cilbaba bürünmüşler. Ancak kılık kıyafet inkılabı ile beraber Kur'an-ı Azimüşşan'ın kadınlara farz kıldığı bu tesettür-ü şer'i olan çarşaf aslında yani yasa olarak kaldırılmamış. Ama işte medyanın, hakim güçlerin etkisiyle kaldırılmış. Onun yerine şer'an zinet sayılan, çünkü bugün yani yasada böyle bir problem yok arkadaşlar. Yani çarşaf giymeyi engelleyen bir yasa yok. Ama kılık kıyafet devriminde tabii bazı kıyafetler kınanmış, bazıları revaç bulmuş. Özellikle bu Avrupa'daki Avrupa'yı kıyafetler gündeme gelmiş. Yoksa şu an mevcut yani çıkarılmış, kılık kıyafet devriminde çıkarılmış ve şu anda mevcut devam eden bir çarşaf yasaklığı yasası yok. Onun yerine şer'an zinet sayılan ve üzerleri çarşafla örtünmeleri gereken manto ve başörtüsü ikame edildi. Yani sanki biraz o furyayla beraber çarşaflar hep çıktı. Aslında çarşafların altında giyilen başörtü ve manto bu sefer sanki çarşaf gibi, dış elbise gibi oldu ve ikame edildi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayattayken ve Tesettür Risalesini yazdığı devirde resmen baş açıklığı neredeyse yok denilecek kadar azdı. Çarşaf yerine manto ve başörtüsü daha getirilmiş değildi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri açık saçıklık ile değil, manto ve başörtüsü ile yüzü açık bırakma bid'ası ile aslında mücadele etmişti diyor tabi buradaki müellif. Yani bu biraz yorum yaptı. Yani şunu söyleyelim. Elbette ki yani Üstad Hazretleri çarşafı ve cilbabı kastediyor. Yoksa Bediüzzaman Hazretleri 1960'a kadar yaşadı. Yahut da Tesettür Risalesi'nin kaleme aldığı tarihler nazara alınırsa yani Üstad Hazretleri ta gençliğinden beri İstanbul'da bulunmuş. Oradaki açık saçıklığı görmüş. Yani görmüş derken açık saçıklıktan haberi var. Manto ve başörtüsü yoktu sadece. Diğer açık saçıklık noktaları da vardı. Hem bunun için yani hem manto ve başörtüsünün gerçek tesettür olmadığının beyanı hem de diğer bütün tesettür zıttı şeyler için Üstad Hazretleri bunu genel manada ifade ediyor. Çünkü kılık kıyafetin inkılabı çarşafa karşı yapılmıştı. Bu kıyafet yani manto ve başörtüsü 60'lara kadar bu şekilde devam etti. 60'lardan sonra bazı bu meseleyle ilgili serbestlikler getirildi. Hatta okullarda okutulan ders kitaplarında Kur'an'ın farz emri olan çarşafın kadınlar için bir esaret alameti olduğu, onun yerine ikamet edilen manto ve başörtüsünün ise güya kadınlar için hürriyet ve serbestliğin alameti ve medeniyet seviyenin mihasını olduğu fotoğraflarla gösterildi. Tabi evet bunlar ve benzeri şeyler çok yaşandı. O zamanki basın yayın organlarında da bunlar hep görüldü. Bu tabi İslam'la bir aslında gizli savaş gibiydi. O vesileyle tabi çarşaf, hakiki tesettür de bu milletten kaldırılmaya çalışıldı yani.
ve hala o hakim olan moda güçleri vesaire başka güçler bu meseledeki fiiliyatlarını durmadan devam ediyorlar. Bugün ise ne hale geldi zaten herkesin malumu. Evet ve bu surette 1350 seneden beri devam ede gelen Kur'an'ın bu hükmüne karşı muaraza edildi. Dolayısıyla sadece ders kitaplarındaki fotoğraflara bakılsa bile tesettür-ü şer'inin cilbap olduğu, mantı ve başörtüsünün bunu gerçekten yerine getirmediği görülmüş olacak. Zaten Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın emrettiği bu cilbabı o fıtratlarının muktezası olarak kadınların ancak cilbap ve çarşaf kalası ve siperinin arkasında korunacağını eserlerinde izah ve ispat ediyor. Bir siperi ve kalası onun çarşafı olduğunu ifade etmekle beraber çarşaf ve cilbabın asıl İslam kıyafeti olduğunu beyan ediyor. Tabi bu el ve yüz meselesini daha detaylı olarak ileride konuşacağız değerli kardeşlerim. Ama bununla ilgili hakim görüş şu. Ekseri ulema-i İslam yüzün kapanması gerektiğini beyan ediyorlar. El ise zaruret miktarlarına daha fazla girdiğinden dolayı o kısmen açık kalmasına biraz daha müsamahalı bakmışlar. Tabi biz burada nakilci konumundayız. Yani kendimizden bir şey ihdas etmiyoruz. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemek buyurmak suretiyle yüz ve el mahremlere karşı kapanmaz ancak namahremlere karşı kapanabilir şeklinde bir yorumda burada müşarihimiz yapmış. Yani hani bunu yani bir yorum olarak kabul edebiliriz. Yüz mahremiyetten haber veriyor. Doğru. Namahremlerinkine benziyor. Ama diğer noktaların benzememesi ciheti var. Bu sebeple kadın yüzünü mahreme karşı açabilir ve namahreme karşı açamaz manası orada ortaya çıkıyor. Tabi burada bütün ulema bu noktada Hanbeli, Maliki ve Şafii uleması yüzün kapanması gerektiğini söylüyor. Hanefilerden yani bizim Hanefi ekolümüz, Türk coğrafyasının hakim olduğu Hanefi ekolü yüz açılabilir demiş. Ama bunu şarta bağlamış. Yani onun o hariç o da bu şartla beraber kabul edersek hepsi ittifak etmiş ki yüz kapalı olacak. Hanefi ulemasının yani şartı da fitne olmaması hali ki şu an yüz çok cazibedar hale getirilmiş ve bir fitne sebebi olarak dönüştürülmüş. Bunu biz görüyoruz. Evet, Bediüzzaman Hazretleri Tesettür Risalesi'nde 1350 senelik bir tefsir tarihine ve bir hakikate dayandığını söyleyerek kadınlar için fıtri olan şeyin tesettürü şer'i olduğunu yani cilbap olduğunu, çarşaf olduğunu her defasında söylemiş ve bunun için mahkemelerde hapis çekmiş, hapis müddeti, sürgün yemiş vesaire farklı mahkumiyetlere uğramış değerli kardeşlerim. Burada manto ve işte ceket gibi şeylerin ve başörtüsüyle müstakil kullanımlarının şer'i tesettüre uymadığını açık bir şekilde beyan edelim. Cilbabın tarifine de bazı noktalarına dikkat edilmek şartıyla en çok uyan kıyafetin çarşaf olduğunu söylemekte de imtina etmeyelim. Hem 350 bin müfessir bu manayı yani 350 bin doktor sana diyor ki ameliyat olacaksın ve şifa bulacaksın. Sen bunu kabul edeceksin değerli kardeşim. 350 bin doktor sana aynı şeyi söylemiş. Şifa bulman için. Aynı şeyi söylediği için sen de onu yapacaksın. 350 bin müfessirin ve fukaha-i İslam'ın ittifakıyla az önce o ittifakı ifade ettim. Sabit olan Müslüman kadının şer'i tesettürü çarşaftır. Hükmünü tekzip etmek elbette ki İslam'ın farz hükümlerini ve kaidelerini tekzip edip alim-i İslam'ın 1350 senelik ve 350 bin tefsirin uygulamasını reddetmek anlamına gelecek. Aynı zamanda bu hükmü Kur'an'ı kaldıran ecnebi ve bid'atkar komitelerin de fikirlerini ve uygulamalarına destek verip onları revaçlandırmak ve onlara tabi olmuş olmak olacak değerli kardeşlerim. Ahzab suresinin 59. ayet-i kerimesindeki cilbap ayeti tesettürün keyfiyetini, mantı ve başörtüsünün şer'i bir tesettür olmadığını gayet açık bir şekilde beyan ettiği halde bu asırdaki ekser insanlar gaflet, ihfal, gelenek, görenek ve cehalet gibi sebeplerle böyle bedihi bir meselede bile aldanmakta, hatta geniş bir mantonun da tesettür yerine geçebileceğini
Tabii geniş mantodan maksat ne? Dediğimiz gibi cilbabın tarifine uyuyorsa ki bunu defalarca yaptık. Çarşafı karşılıyorsa, tesettürü yerine getiriyorsa yerine geçebileceği makuldür, yerine geçebilir. Burada tabii setre avretle setri ziynet farklı şeyler, bunu ifade edelim. Yani genelde bu tesettürle ilgili ayetler yorumlanırken bazı modern müfessirler bu setre avretle setri ziyneti karıştırıyorlar. Tabii ki kadının yani elini hani eli ve yüzü dışındaki diğer yerlerini setretmesi onun setre avreti oluyor. Diğer bütün bedeni onun avret. Kapatılması gerekiyor. Yani tesettür gerekiyor oralar için. Setri ziynet ise yani bu yüz ve el içinde gene olabilir. Bazı fukaha İslam gerek süslü gerek süssüz yüz ve eldeki süs olduğu zaman kesin nazarıyla, süs olmadığı zaman ise kesin olmaksızın da yine o nazarla hani oraya bir süs nazarıyla bakmışlar ve setri ziynet maksadıyla setri ziyneti ayetin maksat edindiğini ifade etmişler değerli kardeşlerim. Evet, burada zaten bu Ahzab suresinin 59. ayet-i kerimesi Medine devrinde nazil olmuş bir ayet-i kerime. Ve Arap kadınlarının o zamanki setre avretindekine bakıldığında şöyle bir mana görülüyor. Baş örtüleri ve elbiseleri zaten var. Yani cilbab ayeti indiğinde, başkasında da onu okuduk. Zaten tesettürle ilgili bazı kısımlar o zamana kadar tedricen inmiş. Ve Araplarda da zaten bu baş örtüsü ve elbiseleri var. Müslüman kadınların baş örtülerini ve elbiselerini örtmeleri için nazil olmuş bunun üzerine cilbab ayeti. Demek ki cilbab ayetinin nüzul sebebi sadece setre avret için değil, belki kadının yüz dahil baştan aşağı kadar bütün bedenini ve baş örtüsü, elbise ve ziynetleri dahil içinde olmak üzere setretmek için olduğunu biz buradan anlıyoruz. Böylece cilbab ayeti Müslüman kadınların giydikleri elbiseler cinsinden olmayan başka bir örtüyle örtünmelerini ve Kur'an nazarında ziynet kabul edilen elbiselerini de o örtüyle yani normal şu an bizim dışarıda giydiğimiz işte manto tesettür giyim dediğimiz manto dediğimiz pardüse dediğimiz şey aslında üzerlerindeki bazı şeylerle beraber eklentilerle ziynet kabul ediliyor ve cilbab emriyle örtülmesi üzere örtülmesi gereken şeyler altında kalıyor. Kur'an nazarında ziynet kabul edilen elbiselerini de örtüyle örtmeleri emredilmektedir. Üstteki örtünün alttaki elbiseyle aynı cinsten olmasıyla yani bir elbisenin başka bir elbiseyle örtülmesiyle tesettür emrinin gerçekleşmeyeceği açıktır. Eğer Kur'an'ın tesettür emri bu şekilde olsaydı bu durumda Kur'an hakim bu emri haşa abes olurdu. Çünkü zaten manto veya bir şekilde bir örtüyle vücut örtülüyordu. Manto ise bluz, kazak, ceket, etek gibi bir elbisedir. Çünkü elbise giyilen ve süs sayılan ve onunla setre avret yapılan şeydir. Örtü ise şimdi elbise farklı. Bir yukarıda söylediğimiz gibi elbiseyle setre avret sağlanıyordu. Cilbapla setri ziynet sağlanıyor. Elbise elbette örtüyordu. Giyilmeyip başın üstünden sarkıtarak örtü ise giyilmeyip başın üstünden sarkıtılarak bütün beden yani ayetteki yorumla bütün beden ve elbiselerin onunla saklandığı şeydir. Bu mevzunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir izah getirilebilir. Bir kadın manto giyse setre avret tahakkuk etmiş olur. Onunla namaz kılabilir. Yani bir kadın mantosunu giyse onunla beraber setre avret tahakkuk etmiş olur diyor Şari. Ve onunla namaz kılabilir. Bol olması şartıyla. Fakat namahrem erkeklere karşı tesettür etmiş tam anlamıyla sayılmaz. Ancak baştan ayağa kadar bütün vücudu örten, şeffaf ve ince olmayan vücut hatlarını belli etmeyecek derecede geniş olan ziynet özelliği taşımayan, erkeklerin nazar dikkatini celbetmeyen, erkek elbisesine benzemeyen, örtü ve tesettür manasını ve cilbabın tanımını kapsayan bir tesettür ancak geçerli olabilir değerli kardeşlerim. Evet inşallah tesettürle ilgili derslerimize devam edeceğiz. Sübhaneke la ilme lene illa Ma'allemtena inneke entel azizul alim ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.